Şimdi anlatıyoruz. Ben Abi, yakalayamadım bu programı. bu Kontrol konuyu program biliyorum da. meslek yayını. Farklı Evet. mesleklerden birçok insanı aldık. Ya yani imamından jandarma özel harekatına. Yani kaç meslek geçti ben hatırlamıyorum bile. Yazılımcısı bilmem nesi. Vidalcı. Biliyorsun 2 gün sonra üniversite sınavı var. Evet. İnsanlar kariyer yollarını çiziyorlar. Ya da kariyerleri var memnun değiller. Onlara kariyerleri anlatıyoruz. Sen nasıl oyuncu oldun ya? Bir de Şimdi sen şey miydin abi? Maraz Ali'de Boncuk o muydu? Evet. Bıkmamış ya Halk beni böyle cevap. diyor. Abi onu her dakika yaşıyorum. Sadece Twitch'te değil, sokakta da öyle oluyor. Aa abi sen Marz Ali'deki değil miydin diye. Bıkmamış hala cevaplıyor ya. Bu kadar da efendi bir insandır. Buyurun Fırat Bey, size verdim mikrofon. Şimdi bizim mesleği nasıl katılacağına ilgili üniversiteyle girebilirsiniz. Ama tabii 2 gününüz varsa giremezsiniz. Çünkü biz ÖSS şu an ne oldu? ÖSYM mi oldu? Ne oldu bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum. Ha işte yani o şekilde girilmiyor bizim bölüme. Taban puan yapıyorsun. Yani en salak bile yapar zaten onu. Daha sonrasında yetenek sınavlarına giriyorsun ve her üniversitenin ayrı sınavına giriyorsun. Bunlar aşama aşama oluyor. Önce onu anlatayım. Seneye girecekler için anlatayım Sen hani. alaylı değilsin yani üniversitede. Yok, üniversite konservatuar çıkış diyeyim. Evet. Tabii bu oyunculuk bölümü dizi oyunculuğuyla alakalı bir şey değil. Yani tiyatro oyunculuğuyla ilgili. Ama zaten orada aldığın eğitimle kamera karşısında öğrenmen 1 yıl alıyor. Yani kamera karşısına geçtiğin zaman ilk önce bir abidik gubidik fazla büyük büyük oynarsın. Ondan sonra anlarsın ne yapman gerektiğini. Oturtursun. Şimdi nasıl giriliyor sınava? Onu mu anlatayım? Abi yani onu öncelikle bir de ondan da bahset istersen. Şöyle bir gerçek var. Ben onun arkasında dururum. Oğlum bir ayağım. Tiyatrocudan sinemacı, Ha. dizici olur. Ama dizici sinemacıdan tiyatrocu pek Doğru Ya mudur? bu son ya pat diye dizide oynayabilirsin ve kotarabilirsin abi bir şekilde. Mesela şöyle bir şey vardır. Ne kadar az oynarsan o kadar az hata yaparsın televizyonda. O yüzden hep aynı bakan insanlar görebilirsin. Adam çok iyi poz veriyordur, karizmatiktir veya kız. Hep aynı bakar, hep aynı karizmayla oynar. Zaten ona yazılan karakter de öyle bir karakterdir. Bir şekilde onu oynayabilir yani sorun çıkartmaz. Tiyatroda Zamanla çünkü öğrendikçe böyle açılır. büyük büyük oynuyorsun, değil mi? Böyle biraz Ya daha tiyatroda daha dolu roller geliyor. Yani adam şimdi tiyatro oyununu 90 sayfayı yazmış 5 yılda. Ötekini yazmışlar 1 haftada. Yani adam şimdi oynadığın rolün ağırlığı ve zorluğu bambaşka. Şöyle bir şey var ama son zamanlarda bu değişti. Çoğu dizi oyuncusu oyunculuğun keyfine varınca tiyatroya da atladılar. Yani tiyatro eğitimi aldılar, ufak rollerle başladılar, gocunmadılar. Yavaş yavaş rol almaya başladılar. Bunu da görüyoruz. Çünkü tiyatro biraz daha şeye kaydı, böyle elitist oldu son zamanlarda. İstanbul'da özellikle. Böyle küçük sahneler açıldı. Bilet fiyatları 70-80 bin liralara çıktı. İsimler, oyun isimleri İngilizce olmaya başladı derken biraz böyle popülist yaptılar işi. Öyle olunca dizi oyuncularını istemeye DSC'de oyun başladılar. durmuyor. Birazcık Geride seyirci kaldı. çekmek için. Derken böyle böyle arttı. Ama tabii dediğin doğru yani tiyatro biraz daha eğitim gerektiren bir şey. En azından belli rollerde. Evet, nasıl oyuncu olduk abi? Senin kendi Ha, hikayenden anlat. benim kendi hikayem şöyle. İlkokuldayken çok yaramazlık yapıyordum. Annem tiyatro kursuna gönderdi. Sevdim orayı, kaldım. Sonra ortaokula geldiğim zaman benim lisemde ortaokul lise hazırlık birlikte okurduk ya. Yani ilkokuldan başlardık. Samaha. Liseliler sadece tiyatro kulübüne girebiliyordu. Ben de dedim ki ben ortaokuldaydım. Anneme dedim gidin konuşun okula ben de gireceğim. Gittiler konuştular. Girdim ben en ufaktan. Sonra bendeki isteği Hangi ve lise abi? Bornova'nın lisesi. İzmir. Evet. Evet, bendeki isteği ve olabilirliği görmüş ki hoca dedi ki sen dedi oyuncu olmak ister misin dedi. Ben de dedim ki oyuncu değil miyiz? Oğlum dedi ben onun okulunda okuyorum. O zamanlar gelen hocamız 9 Eylül'de Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü öğrencisiydi son sınıf. Dedi ki ben okulunda okuyorum gel bizim sınıfa gel gir bir kere dedi. Şimdi ortaokulda beni tiyatro bölümüne götürünce 10 kişiler bir yani herkesin elinde bir marifetler bir şeyler. Benim tabii gözler açıldı dedim ki üniversite böyle bir şeyse okuruz. Yani 10 kişisin çünkü sınıfta ve herkes iç içe. Hocalar her şeyini biliyor herkesin. Dedim ki ben bu işe gireceğim. Böyle başladı benim maceram. Ama çok zor kazanmak. Şöyle zor. Ne yazık ki dediğim gibi 10 kişi ise bunun 5 erkek 5 kız alıyorlar. Ve sınava başvuran belki 2000 kişi oluyor. Bunların arasından en yetenekli 5 kişi alınıyor. Hadi 3 yüklü torpille alınsa 2 kişi diyelim. Sen en yetenekli olduğunu bilemezsin diğerlerini izlemediğin için. Asla şunu diyemiyorsun. Ben kesin kazandım.
kesinlikle kazanacak dediğimiz arkadaşlarımızın 4 sene boyunca arka arkaya sınava girdiklerini gördüm. Ben de 3 kere girdim mesela. İstediğim okulları kazanamadığım için. Yani biraz meşakkatli bir iş. Girdikten sonrası da şöyle. Girerken herkes idealist girer. Ben sadece tiyatro yapacağım, işte diziye, sinemaya bulaşmayacağım bilmem ne. Sonra bakar ki no money, nasıl hayatta kalacağız derken herkes bir şekilde emperyalist sektöre dahil olur yani. Hani para için veya işte ün için girilecek bir meslek değil. Üniversite için söylüyorum. Ama çok yakışıklıyım, çok işte yetenekli görüyorum kendimi ya da çok güzelim diyen birisi gidip ajansa yazılırsa emin olun hani bir yerden yakalayabilirsiniz. O zaman direkt parayla başlarsınız, direkt ünle başlarsınız. Ama işin hani oyunculuk kafasına girdiyseniz bu biraz gönül işi. Yüksek hayaller kurmamak lazım. Peki çok yakışıklı olmak, kaslı maslı olmak gerekiyor. Ben mesela oyuncu olursam çok keyifli bir oyuncu olacağımı düşünüyorum. Evet, Yakıştırır olabilir. mısın Ya bana? şöyle zaten. Şöyle düşün. Her şey herkesin bir kastı var abi. Yani Türkiye'de dizileri izletmek için ki dünyada da öyle görsellik önemli. Amerika'da da baktığın zaman fıstık gibi kızlar, mis gibi oğlanlar oynuyorlar. Ama sen iyi oyuncu olanla güzel görsel vereni ayırt edebiliyorsun. Zaten roller de onlara göre dağılıyor. Yani bir yazar yazdığı zaman diyor ki başrolüm çok yakışıklı olacak, kız da güzel olacak ve oyunculuk düzeyi şurada kurtarır beni diyor yazdığı karakterden. Onun yanına mesela herkes izliyor. Ben izlemedim de hani arkadaşım olduğu için söylüyorum. Çukur'da Vartolu'yu bu kadar sevmesinin sebebi herkesin. Çok iyi oyuncudur o. Ve hani orada emin ol onun tipine yani yakışıklılığına ya da karizmasına ki hani baktığın zaman diğer oyuncuların arasında öyle bir klasmanda yer almayan biri. Bakmadılar yani o adamın yeteneği ve oyunculuğu için alındı. Sende de öyle olur. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi sınıfta olduğunu bilmek lazım. Hedefini de ona göre koymak lazım. Yani kalkıp dünya çirkini bir kız ben Serenay Sarıkaya olacağım derse saçmalamış olur. Sen bana şimdi dünya çirkini mi dedin abi? Hayır. Ama yani şimdi ne yakışıklı Eyvallah. adamlarımız var biliyor musun? Dizilerde görünce bizim bile bu ne ya diyoruz yani. Eyvallah. Peki. Yok canım, ben de şişko gözlüklü kategorisinden giriyorum. Korku filmlerinde Şimdi bir ilk de ölen. ama tabii kaslı ve yakışıklı olmanın artıları şöyle bir şey demişti bize Yıldız Kenter. Ben şişman birini almam bu okula demişti. Çünkü zayıfı sahnede şişman gösteririm ama şişmanı zayıf gösteremem. Yani oyuncunun belli bir vücut proporsiyonunda kalması lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Her yeri oynayabilmesi için. Ya da güzeli çirkinleştirirsin sahnede ya da işte tiyatro, dizide vesaire de çirkini güzelleştiremezsin. O Ya yüzden da tabii şey biraz gibi görsellik önemli. olacaksın. Kimdi o ya? Bak, Batman'i oynayan Ha evet o da Christian ne Bale. Christian zayıflık Bale ne gibi. şişmanlık. Değil mi? 60 kilo, ondan sonra 180 kilo falan olabilirsin yani. Evet yani tabii bir de Amerika'da bambaşka işliyor. Adamlar bir filme hazırlanıyor 6 ayda Hulk Hogan gibi çıkıyor. Yani ne ilaçlar ne çalışmalar vesaire. Burada herkes kendi imkanlarıyla oluyor da. Yani Hakikaten neden o bizde yok? Mesela ben Spartacus'tan önceki training session'larını izledim meraktan. Biliyorsun o da sevdiğimiz bir oyuncuydu. Vefat etti kendileri. Andy Whitfield. Değil mi? Abi adamlar yani bildiğin bootcamp ya. Neydi bu Ken Reeves'in son filmi? Şey John John Wick. Wick onun da kamera arkasını izlediysen yani adam İzledim abi. harbiden John Adamın Wick yani. bir silah treningi var. Evet, gerçekten John Wick yani Yani adam. ya o hem birazcık yurt dışı olması hani her işe yaklaştıkları kafa hem de para. Yani şimdi adam yapıyor dizisini sen de izliyorsun. Burada kanallarda da yayınlanıyor. İşte Game of Thrones kaç kanalda yayınlanıyor? Kaç ülkede yayınlanıyor? Getirdiği gelir çok fazla. Harcanan para da ona göre. Ama Türkiye'de yaptığın dizi satılırsa Araplara satılıyor. Güney Amerika'da aşırı izleniyor. Mesela Adanalı diyorlar. Güney Amerika Adanalı diye yıkılıyor. Ben anlamış değilim. Güney Allah. Amerikalılar yazıp duruyorlar bu ara. Burada da Çok herkes sonradan. Hürrem Sultan'ı bilir abi. Muhteşem Ha Yüzyıl. evet. Polonya'da Hürrem çok inanılmaz bir hit yani. Anlamış değilim. Kitapları falan satılıyor. Üstünde Hürrem'in resmi falan var böyle ilginç ilginç. mesela. En Mıcnı çok mıcnı sattığımız yazıyor dizi kitap o. üstünde. Aynen en çok sattığımız dizi bak o Hürrem Sultan. Fakat bizi de hani tek tük yani onun karşılamıyor. Yani burada bir bölümü 1 milyon liraya çekiyorlarsa orada 1 milyon lira adamların açık büfe masrafı. Bayağı bir fiyat farkı var yani. Evet. Buyurun 20 hocam, milyon sen lira hikayeni anlatıyordun. yüklememiş. İşte gaza geldin, Ha. konservatuara girdin. Girdim. Ondan sonra işte okuyorum. Hiç dizi işlerinde falan hiç
yani nasıl diyeyim, gönlüm yok demeyeyim de hiç alakam yoktu yani, hiç bakmıyordum bile. Kafamda da öyle bir şey yoktu. Okulda okumaktan keyif alıyordum. Yani dersleri çok ağır. Yani 7 gün okula gidiyorduk. 5 günde değildi. Ama sınıfımda dizilerde oynayan 2 kişi vardı. Hatta şimdi de o hala da oynuyorlar. Sonra bir gün bir arkadaşımız dedi ki, benim dedi ajansım gelecek dedi. Sizinle İsim tanışmak ver istiyorum. abi, isim ver, merak eden olacaktır. Ben baştan sorayım. Birce Akalay, Yunus Emre Yıldırım erdi. Bir de işte Duygu Yetiş. Duygu'nun işte ajansı geldi. Yani bizimle tanıştılar. Kaydımızı aldılar. Genelde konservatuvar öğrencilerini yakalarlar önceden. Neyse girdik. Sonra beni bir görüşmeye gönderdiler. Ben de gittim görüşmeye. Adanalı hatta işte. Hadi ona giriş hikayemi anlatmış olayım. Chat'te sever. Yönetmenle oturuyoruz. Ben şimdi hiç bu işleri bilmiyorum ya. Bayağı salak salak muhabbetlerden bahsettim. Sonra bir ara karşı yakayı sıkıştırdım. Dedi ki ben de karşı yakalayayım dedi. Ay iyi, o zaman tamam oldu bu iş. Hadi ben gidiyorum dedim. İyi git dedi. Şimdi normalde böyle bir konuşma şu demektir. Defol git lan, ne biçim konuşuyorsun? Ben bir gittim, eve gittim, annemi aradım. Anne ben bir tane iş bağladım diye. Aradan 6 ay geçti, telefonum çaldı. İşte hemen gelmeniz gerekiyor. Gittim. Aslında ben yokmuşum dizide, tamam mı? Dizi yazılmış, bitmiş. Sonra bir olay yüzünden bir karakter daha gerekiyormuş. Yani dizi başlamasına bir hafta, yani 3 ay önce onlar alınmış, bitmiş bütün kast. Bir hafta kala adam yazarken sonra diyor ki, aa karşı yakalı çocuk vardı ve öyle yazıyor yani. Tamamen şansa gelişmiş bir şey. Öyle başladı dizi sohbetleri yani. Ama ilk girdiğimde şöyle söyleyeyim. Aktif dışarıda da tiyatro yapıyordum. Okula işte sete çıktım. Bizden mezun, bizde şey ekol durumu vardır ve hani mezunlar öğrencileri alt sınıflarını tutarlar. Gittim hemen yanına. Alican bizim okuldan mezundu. Alican Yücesoy. Abi dedim, ben dedim sizden mi, sizde okuyorum dedim. Tamam dedi. Bana dedim yardımcı olursun. Tamam dedi. İlk sahnede şunu sordum yani. Bu kamera bizi görüyor mu dedim. Kameranın arkasında duruyordum. Yani önümde adamlar böyle tutuyorlar. Ben arkalarındaydım. Bizi görüyor mu diye sordum. O kadar bilmiyordum. Hani set ortamlarını. Sonrasında bir tane de reklam çektim. Orada da rezil oldum. Duştayım. İşte duş yapıyoruz. Bir tane şey reklamı. Crispy. Neyse. Fransız ekip. Pardon, önce çekiyorum reklamı. Çok özür dilerim. Reklam kısa olduğu için unutmuşum. 6 saat çalışacağım. Komple Fransız. Herkes Fransızca konuşuyor. Zaten hiçbir şey bilmiyorum. Pua diyorlar. Soyunacağım herhalde diyorum. Çıkartıyorum. Suya gireceğim ya. Girdim. Bir tane adam geldi. Elinde köpük var. Hani görmüşsündür. Veya şimdi Hawk'ta da görmüşsündür. Hani beyaz köpük tutarlar ışığı yansıtmak için yüzüne. Fotoğraf çekiminde falan. Ha, tamam ya. Onu yakınlarımız alınırken hep tutarlar ışığı yansıtmak için. Adam duşun yanına geldi, onu uzattı eliyle böyle. Ben de aldım. Bana uzatıyor herhalde diye. Sırılsıklam oldu o köpük. Adam Fransızca küfürler etmeye başladı. Bağırdı falan. Sonra dedim ne oldu ki dedim. Ama titriyorum bir yandan duşun altında. Çok zor geçmişti mesela o zaman. Sonra zamanla öğrendik. Şimdi tam kurdu, tam piçi oluyorsun zaman. Yani öğrendik ama yeni gelen herkesi de görüyorsun o bizim yaşadıklarımızı. Okulda öğretilmiyor bunlar. Yani kamera onu kamera oyunculuğu dersleri var artık. Yani bir tane handikem koyuyorlar. Hani onunla çekiyorlar. Set çok başka bir şey. Yani şimdi 150-200 kişi çalışıyor. Hepsinin belli bir kademesi var. Herkese davranman gereken belli bir mertebe var. Şimdi sen bilmiyorsun. Yani çok insan gördüm yani trollenen. Kızın birisi vardı. 1,55 boyu falan var. İsmini vermeyeceğim, tamam mı? Şimdi oyuncu kısa kaldığı zaman yakınlarında adamlar da uzun ya, altına takoz koyulur. Takozlarda numara numaradır. 5, 6, 7 diye yüksekliğine göre. Kızın altına hep takoz koyuyorlar. Görüntü yönetmeni demiş ki, set amiri de demiş ki, ya canım demiş, bak sana söyleyemiyorlar, utanıyorlar. Pardon, görüntü yönetmeni diyor, setin malzemesi onlar. Setin takozlarını kullanıyorsun, ayıp ediyorsun. Yani hani al artık istersen, 20 bölüm oldu demiş. Kız da aa öyle mi diyor. Reposunu bütün gününde şeyde Eminönü'nde Abi. takoz aramış kız. Takoz aramış. Ben demiş takoz arıyorum. Var mı? Herkes diyor ki ne takoz ne? O aslında bizim koyduğumuz bir isim. Böyle yani onlara düşüyorsun. Hani ekip de anlıyor kimin neyi bilip bilmediğini. Azal Kaya mı abi bu? Yok. Onunla hiç çalışmadım ben. Eyvallah. Peki böyle girdin bir sektörüne, Maraz Ali'de oynadın. Sonra şey miydi? Neydi adı? Haber. Sonra yok. Sırasıyla gidersek kronolojik, bir dakika. Kronolojik. Kayıp aranıyor. Suskunlar merhamet. Kaçak gelinler. Adını unuttum.
TRT'de Baba ile ilgili bir dizimiz vardı. Onu da adını unuttum. Bu da bu arada bunlar da bir sene sürmüş diziler ama adlarını hatırlayamıyorum. Dur. O Baba'dan sonra bir tane de Fabrika Kızı var. Bak onu hatırlıyorum 5 bölüm sürmesine rağmen. Ondan sonra da işte bu Savaşçı var. Yani her seneye birer ikişer olarak düşün. 11-12 yıl oldu. Öyle bir şey Anladım. belki daha fazla. Peki abi, kazancından memnun musun? Tabii, evet. Yani ayıp olur Türkiye şartlarında Bunu memnun olmamak. söyleyemem mi diyorsun? Söyleyemem. Yani onu şu, yani mesleki seyirciyle ilgili değil de nasıl diyeyim sana? Kimse bilmez birbirinin aldığını. Evet, onu ben tahmin edebiliyorum. Ya bilmemen de lazım. Çok duyduk Peki onu. Birbirine yani böyle söylerler. Anladın mı? Mesela şimdi bu senin menajerinin ve senin sunuyla ilgili bir şey. Kaç şeyle ilgili değil. Aa, bir dakika. Nasıl diyeyim sana? Kim olduğunla alakalı bir şey değil. Şimdi girer adam atıyorum 3-5 alıyordur. 5. işidir. İkinci işi olan biri 7-8 almış. Bir duyar bunu ortalığı yıkar. Hoş da değil yani bu durum. abi şu Söylenmemesi an gereken bir şey. Ülker Crispy Duş diye yazınca YouTube'da çıkıyor. Gerçekten çok Çıkıyor kötü bir çıkıyor. reklam ya. Bu o reklam bir de o reklamı çeken yönetmen ama çok özel bir yönetmen. Çok iyi bir yönetmen yani. Fransa'da genelde çalışıyor. Chanel'in reklamlarını falan çeken dünya çapında bir yönetmenimiz. Türk ama yani Fransa'da daha çok Vay takılıyor. anam, vay vay babam vay. Peki hocam, bölüm başına mı alıyorsunuz? Evet, şöyle ekip veya mesela görüntü yönetmeni yönetmen olmak isteyenler de olabilir. Bazı büyük yönetmenler haftalık alırlar. Çünkü biz ilk bölümü bir ayda çekiyoruz. Sonra her hafta bir bölüm çekiyoruz. O ilk bir ay biz mesela bir bölüm parası alıyoruz. Bunu da 8. bölümden sonra alıyoruz. Aslında biz bir diziye başladığımız zaman abi şöyle hesap et. 7 hafta artı 4 hafta sonra para kazanmaya başlarız. O ara cepten yeriz yani. Peki bir şey soracağım. Bu yani yabancı sektöründe pilot bölüm diye bir şey var. Sizde de pilot bölüm yapım şirketi tarafından karşılanıp çekilip ondan sonra kanallara mı Yok. satılıyor? Yoksa Yok en abi. baştan bir senaryo yazılıp bak böyle bir şey var alıyor musunuz? Hangi kanal alıyor? Hadi bakayım koçum mu oluyor? Onu bir Evet, anlatır yani mısın? şöyle, şimdi yapımcı kanalla projeyi götürüyor. Projeyi hazırlıyor, tamam mı? Projeyi götürüyor ve diyor ki ben bunu yapacağım. Onlar da anlaşıyorlar. Belli bir bütçe hazırlıyorlar. Sonra kast aşamasına başlıyorlar. O kast aşamasında kanal da daha müdahil oluyor. Yani diyor ki bunu oynatın. Hayır, bu olsun. Şunu yakalayalım gibi. Sonra günü zaten yakalamaya çalışıyorlar veya günü önceden de almış olabilir. Gün çok önemli çünkü bu işlerde. O da yapımcıyla kanal arası ilişkiye bağlı veya projenin büyüklüğüne. Sonrasında başlıyor. Başladıktan sonra tutup tutmayacağını hiç bilemiyoruz. O pilot bölüm dediğimizi aslında biliyorsunuz belki Amerika'da önce bir kurul var, tamam mı? Jüri gibi. Halktan belli kesimden insanları getiriyorlar. İzletiyorlar diziyi. Diziyi izliyorlar. Sonra diyorlar ki önüne bir şey koyuyorlar. Ne derler ona? Anket. Ankette mesela soruyor. Ahmet'i ne kadar beğendiniz? Sizce bu karakter olmalı mı? Beğenmediğiniz yönleri, beğendiğiniz yönleri. Herkes bir şey yazıyor. İşte bu bölümü nasıl buldunuz? Şu hikayeyi nasıl buldunuz? Oradan bir aşağı yukarı tahmin yürütüyorlar. Diyorlar ki Ahmet çok tuttu abi. Ahmet'i çok sevmişler. Kalsın. İşte ona daha çok yazalım gibi. Bizde o iş ekşi sözlükten bakılıp yapılıyor. Ya da Twitter'dan. Milletin attığı tweetlere göre yapılıyor. Ama öncesinden bir şeyleri oluyor ellerinde. Bunun tutup tutmayacağına göre. Kanallar da buna dahil oluyor. Aslında pilotu o zaman çekmiş oluyorlar yani. Anladım. Pilot olmuyor ne yazık ki. İşte o pilot zaten dediğim gibi yapımcı şirketin bütün masrafını yüklenip çektiği bir şey oluyor genelde. Ondan sonra satım oluyor. Yani Netflix gibi şirketler çok ayrı. Onlar senin dediğin kafayla böyle bir proje var, hadi yapalım diyerek gidiyor. Bazen satın alıyorlar falan. Netflix Originals'dan bahsediyorum. Abi çok ilginç kafalar, çok ilginç hayatlar. Yani şeyi de Yani soracağım. Pardon, buyur. Türkiye'de yapımcı olmak mesela daha zor. Çok daha fazla nakit ihtiyacı var. Çünkü o da kanaldan parasını geç alıyor. İlk başta çektiği mesela şöyle söyleyeyim sana. Şimdi ilk diyelim ki kanalla anlaştı. 1 milyon liraya çekecek değil mi? Her bölüm başı 1 milyon lira verecek kanal. Bunun 500 bin lirasını giderlere, şeyler harcadı. Maaşlara, şunlara, bunlara. 500 bin liraya diziyi çıkartması lazım. Bir yapımcı işini tutturması için her dizinin ilk 3-4 bölümü güzel olur. Çok ayrı çekilir fark ettiysen. Evet. Dehşet yani 3-4 katı para harcar aldığı paranın. Yani o aslında 12-13. bölümden sonra kar etmeye başlıyor.
Yani ben bunu şeyde Tutmazsa de iş gördüm. tam batıyor yani. Yani ben bunu şeyde de gördüm. Örü'de mesela ilk 3 bölüm aman tanrımdı. Ondan sonra bir şey oldu falan, bir ilginç. Ben şeyi soracağım. Türk dizi sektörüyle ilgili tabii kanayan yaralar, yarayan kanalar var. Bunlardan bir tanesi reklam kuşağı muhabbeti. Şimdi bir sen biliyorsun, ben biraz da çete anlatıyorum bu kısmı. Mesela Amerikan dizileri 40 dakika civarında oluyor. Bunun sebebi de ya ödemeli internet servislerinde falan, bu nedir, Netflix bilmem nedir falan, ya da ödemeli kanallarda, HBO gibi kanallarda çıktıkları için, ya da işte normal bir kanalda çıkıyorsa da ya prestij dizisidir ya da bir reklam onları doyuruyordur. Türkiye'de reklam sınırı var. 15 dakikada bir mi, 20 dakikada bir mi? Sen daha iyi bilirsin. Ya işte saatte diyor ki mesela iki kere diyor. Evet, saatte 2 mi İkram 3 mü? verebilirsin. O da Evet. 15 dakika olur diyor en fazla. Heh. O sebepten ötürü diziyi karşılayabilmek için bölümler 1 saat oluyor, 3 saat, anasını satayım. Yani haftada bir 2 saatlik, 3 saatlik bölüm çıkarmak için bunun senaryosu var, çekimi var, editi var, bilmem nesi, post production'ı. Öyle olunca kalite düşük oluyor, otomatik. Tabii ki de imkansız abi zaten. Bir haftada Otomatik. yazılan senaryodan ne kadar akılcı bir şey bekleyebilirsin? Adamın ne kadar vakti var? Bir haftada çekilen dizinin ışığında yani işte o izlediğin 3 bölümü bir arayla çektiklerini düşün. Çok Evet. fark ediyor. Bu iş zamanla Almanlar geldiler baktılar bunlar nasıl çekiyor lan böyle diye. Sonra bu kadar çalışırsanız herhalde çekersiniz dediler. Onlar bizi kendileri gibi 8 saat çalışıyor zannetmişler. Tabii canım, Alman 8'de gelir, 4'te çıkar, paydos görüşürüz, gider burgerını yer. Siz tabii kanayan yaradan kastım da o, hem set çalışanları hem oyuncular bayağı ağır şartlarda çalıştıkları söyleniyor. Yani set mesela daha ağır çalışıyor ama E zaman tabii ki. zaman oyuncuya da onlar da onların yaşamayacağı kadar kötü şeyler oluyor. Şöyle ki şimdi iki ekip çalışıyoruz. Yani aynı anda iki yerde çekim oluyor. İki yönetmen, birinci yönetmen, ikinci yönetmen. Her şeyden iki tane düşün. Aslında iki tane set oluyor. Birinci ekip mesela diyelim ki gece 3'te bitirdi işini. Onlara 8 saat uyku koyuyorlar. Sabaha erken saate ikinci ekibi koyuyorlar. Bazen oyuncu iki ekipte de oluyor. Ve benim bu yüzden 36 saat çalıştığım var. Yani 36 saat uyumadan sürekli döndüm. Aynı işte 41 saat çalışan biri de var. Ve gözümün önünde böyle asfaltta yürürken zıpladı, tümsek var dedi. Yani bunları da yaşadık yani. Ha ne oluyor? Yapacak bir şey yok yani. Bunu kabul ettik de girdik zaten. Bunun hakkını aramak hiçbir sonuca getirmez. Hani hep böyle her zaman herkesi denedi hakkını aramayı ama bu arada yapımcı da rahatsız bundan. Onlar için de çok zor. Tabii ki Bu iş canım. yasal ile düzelecek bir şey ancak. Tabii ki. Nasıl düzelebilir ki peki bu? Abi işte bu dizi saat bir ara şey dediler dizi saatlerini bir saate indirecek bir şey çıkartalım. Yani bu sefer de dediler ki iki bölüm arka arkaya verirler yani. Sorun o reklamlarla ilgili olan kısım. Reklam ücretleri de bildiğim oraları çok bilmiyorum ama galiba uzun zamandır zam gelmiyor yani kanallar kazanamıyor reklamdan sürekli artan bir şekilde. Böyle bir sorun var diye biliyorum. Çünkü mainstream eğlence kaynaklarının öldüğüne inanmıyor musun? Yani Türkiye'de bir internet, Netflix kafasında bir internet kanalı olsa belki de daha karlı ve daha kaliteli işler üretilemez mi? Yaptılar işte aslında iki tane. Ya şöyle mesela ben Müşük Hoca şöyle bir şey söylemişti bize. Biz demiştik ki tiyatroya hiçbir şey olmaz. Sonra sinema geldi. Tiyatro öldü. Bu arada sinemaya atladık. Dedik hiçbir şey olmaz. Televizyon geldi. Sinema öldü. Aynı şey internet de yapacak. Yani öldüreceksin televizyonu. Şimdi yaşça büyük olan kesim internetten bir şey izlemiyor bile olsa ama yani gençlerin hepsi istediği zaman istediği diziyi internette izliyor. Niye açayım televizyondan? Türk dizilerini bile internette Sinema izliyorsun. öldü mü peki ya? Bence sinema ölmez hiçbir zaman. Öldü abi. Yani box office'e gir. Çekilen filmlerin gişelerine baktığın zaman onların dönemindeki gibi değil ki. Full Ha, çekiyormuş herhalde. Türk sineması Türk diyorsan sineması. Ha, Türk ayrı. Ha, sineması. tabii ki Yok Türk canım. sineması için söylüyorum. Tabii ki, Yani tabii ki. adapte olamadı o Amerikan sineması gibi ya da işte Tabii Hint ki. sineması gibi, O Kore konuda sineması gibi olamadı yani. evet, haklısın. Yani şu anda Türkiye'de sinema sektörünün özetini şöyle vereyim ben. Sana vermiyorum. Bu arada sen benden daha iyi bilirsin. Dini korku filmi, yani
kaliteli oyuncuya ihtiyacım bile yok. Zaten bağırıyorlar, çığırıyorlar. Bir, cepte. İki, BKM. Yani ne post production, ne efekt, hiçbir şey yok. İşte bir hikaye anlat, geç, devam. Bu şekilde yani Türk sineması. Bir de Osuran Sıçan, Cuma Ali Ceberler falan var. Vedikler mi Vedikler? Diğer filmler de izlenmiyor zaten. Artık yapımcı da haliyle girmiyor işe. Yani. Örneğin Cem Yılmaz, baydı adam artık. Gerek de yok diyor. Gerçi onunkiler izlendi. Gora, Arog O gene falan. izleniyor. Ama hani aslında çok iyi filmler çıktı zamanında ama yani şey yapmıyor. Hani baktığın zaman şimdi ben yapımcı olsam 200 bin liraya çektiğim film bana 200 milyon lira kar getiriyor. Öbüründe 2 milyona çektiğim film parasını inşallah kurtarır yani hangisini yaparsın? Adam sinema aşığı bir yani yapımcı dediğin sanat için değil, adam mesleği bu. Yani para kazanması için girdiği bir şey. Yatırım yaptığı bir yer yani. Öyle baktığın zaman bu izleyiciyle ilgili bir sorun yani. Sektörle ilgili değil. Eğer millet bunu izlemek istiyorsa onu veriyorsun. Aynı şey televizyonun içinde geçerli. Mesela kaliteli film var, Cahil ayıp ediyorsun diye ama ben şundan bahsetmiyorum. Film kaliteli olabilir. Bazen bir filmi tek odada çekersin. Benim en sevdiğim film Türkçesi dünyalı olan Man From Earth. Yani tek odada Evet, geçen bir çok güzel. filmdir. Benim en sevdiğim filmdir. Benim bahsettiğim şey şu. Production value, yani içine çok para gömülen, çekiminden editine, post production'ına, işte CGI'ya zaten girmiyorum bile. Onlara girecek seviyede bir harcama yapılan film yok bizde. Var mı? Yok. Yok. Yani en son şey çıktı. O fena değil. Bu Güney Kore'de geçen Güney Kore Savaşı'nı anlatan film. Ayla. Ayla'nın post şeyi CGI ve production'ı kuvvetli mesela. O konuda yani para harcanmış iş. Ama o da ortak zaten. Evet zaten orada mesela Kore'de yani çok sevmişler filmi. Ya mesela Kore'de olsak başka iş. Adamlarda bir kültür var. Eğer bir filmi beğendilerse iki kere daha gidiyorlar. Böyle bir inanış var. Eğer bir filmin hakkı diyor üç kere gitmektir. Adam her filmi üç kere gidiyorlar adamlar. O Adam yüzden de baktığın zaman filmleri mesela çok büyük prodüksiyona ihtiyacı yok. Yani bir şey yok filmlerinde. Sen de yaparsın. Yapamayacağın teknoloji olarak geride değilsin ama çok ilerideler yani özellikle senaryoda. Latfart 100 bit atıp şey demiş. Ben reji koordinasyonum, 6 günde 110 sayfa çekiyoruz. Düzelmesinin imkanı yok böyle diyor. 6 günde 110 sayfa. Evet, doğru. Bu Ne doğru işte diyor. reji koordinasyonsa bilir zaten yani neler geliyor başımıza. 6 günde bir de 110 sayfa yazan var. Ulan ne yazacağım, bunu Tabii ne evet. yazacağım diye dolaşan tipler var bir de, değil mi? Bu sefer diyorlar ya bütün diziler birbirinin aynısı. Ne yapsın yani öyle bir vakti yok gerçekten. Bir ara şey kurtarıyordu bu işi kitap uyarlamaları. Hiç olmazsa kemik belli, iskelet belli, etlendiriyorduk. Şimdi o da bitti. Evet her şey aynı oldu haliyle. Yazar olmak daha zor. Çünkü iyi bir şeyin hakkıyla yazmak için. Ya bir de adamlar şurada da var pardon. 23 bölüm çekiyorlar. Ondan sonra veriyorlar ya sezonu. Ben ne olacağını o haftanın bitmesi 3 gün kala öğreniyorum. Bir sonraki bölüm ne yapacağımızı. Ne olacağını. Hikayede nereye gitmiş. Bu da zor. Ya bir başladığın yere bakıyorsun. Bir gittiğin noktaya bakıyorsun. Ulan neler değişmiş diyorsun. Başka bir şey oynamaya başlamışız. Başka bir diziye geçmişiz artık. Ben yani çok sevdiğim yapımlar vardı, yine uzatıldığı için sıçılan yapımlar vardı. Ben Türk dizi sektöründe Ezel'i çok severim. Çok Evet. başarılı buluyorum Ezel'i. Son zamanlarda Börü'yü çok sevdim. Geldi, başarılı buldum. Sinemada nasıl kotaracaklar bilmiyorum, tahmin edemiyorum açıkçası. Sinema ile dizi farklı şeyler sonuçta. Bir de son zamanlarda evet chatten biri yazdı. İran sineması diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Ne diyorsun Aslında abi? İran gibi bir yerden bayağıdır nasıl var. çıkıyor böyle şeyler? Niye nasıl yani neden İran gibi dedin? Aslında bayağıdır vardı da orada sinema. Adamlar full kayyum ya. Ama sinema hep vardı. Yani şimdi yönetmen yani nasıl diyeyim? Şöyle bir artıları var mesela. Kadın erkek ilişkisine çok değinemedikleri için yaratıcılıkları çok gelişiyor sahneleri izlerken. Onu görüyorsun. Adam bir şeyi çok başka bir yerden anlatıyor. Yani ben Ya en beklemediğim son bir şey değil. Ben Güney Kore hastasıyım yani sinemada. Bayılıyorum senaryolarına. Çok iyi filmleri var. İnanılmaz filmleri var yani. bir tek Oldboy izledim Güney Kore'den. Ha mesela onu sevmem. Yani ben daha çok adam onların gişe filmleri
örnek verirsem Amerikan sinemasından. Bir tane adam vardı, sapıktı. Tek başına sürekli işte bir şeyler izliyor. Neydi filmin adı ya? Şey, utanma, Shame, filmin adı Shame, bilir misin Yok, Shame'i? bilmiyorum, hayır. O tarz filmleri var işte de. Yani neyse dur. Yani Şey, güzeldir yani. açıkçası ben film izlerken dilini anlamak istiyorum. Altyazı okumama gibi bir durum Ha. var. O Sinirlerimi zaman bozuyor evet. altyazı okumak. Çünkü altyazı okuyunca bir filme konsantre olamıyorsun. Ufak nüansları kaçırıyorsun. Dilini bildiğim film izlemeyi tercih ediyorum ben genellikle. Dizide de keza öyle. Anime izlerken bile sinir oluyorum ben yani. Kafayı yiyorum. İlla ki görmem lazım her şeyi. Ben birçok insanı izletmeye çalıştım. Seninle aynı şeyi söylüyorlar. Ama alıştırdım mesela. Bir süre sonra ulan ne filmler varmış. Çünkü bitti yani. İzleyecek film kalmadı Amerikan sinemasında. Haliyle oraya kaydım ve çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Hatta sana bir film önereyim. Kaçıncı Bütün Koğuş bir çetenler. dakika, dur bakayım. Aynen. Ben bunu bir yönetmen arkadaşıma önerdim. Dedi ki karımla boşanıyor senin yüzünden. Evde bir haftadır sessizlik hakim. Çok acıklı bir film. Yani çok üzücü bir film abi yalnız. Seviyorsan ona göre önereceğim. Her Filmlerdeki, türlü filmlerindeki film anlatım severim. kuvvetini gör yani. Eski Türk filmleri kafasındaki. Yedinci Koğuş'taki Mucize. Yedinci Koğuş'taki mucize chat yazdın bunu ödevin. Yani Kore filmlerini bilen herkes bilir bunu. Yani o tarafa hakim olan. Çok ünlü bir filmleri. Hatta Türkiye'de dizisini yapmayı düşünüyorlar. Allah aşkına yapılmadan izleyin. Filmi bir görün yani. Bu bir vampirli dizi çıkacaktı. O ne oldu abi? Çıkacak çıkacak Netflix'te. Türk. Evet, Türk Netflix çek. Ben güzelmiş öyle diyorlar. Setine girenler öyle söyledi. Hiçbir şey sızmıyor dışarıya da. Baya hani böyle hiç beklediğiniz gibi değil. Çok iyi. Hani Bu Türk arada kafasında bu değilmiş yani. Ertuğrul'u ben Polonya Netflix'te görüyorum. Ben Türk'üm diye mi gösteriyor bilmiyorum ama Yo, Ertuğrul Netflix'te var. Resurrection diye dünyanın her yerinde var mı şimdi Ertuğrul? Var. Benim Netflix'te 3 dizim var mesela. Netflix şimdi Türkiye'ye girince Türkiye'deki işleri de alıyor. Çünkü niye? Bizim anladık ki bizim Netflix'teki pazar aynı zamanda Araplara da izletebiliyor. Güney Amerika'ya da. Zaten dikkat et Ha. Arapça altyazısı var onların. Öyle mi? Aha. İspanyolca, Arapça altyazıları oluyor yani. Abi o zaman senden şu an top 3, top 3 Türk filmleri alayım bir. Top 3 film, Türk filmi. Çok güzel sorun. Türk filmlerini de çok biliriz ya. Yani çok eskiye dayanıyor ama. Yani çok eski dedim bizim için. Yeni de chat için çok eski olacak yani. Bir filmin adını hatırlamaya çalışıyorum abi. Kusura bakma. Firuze, neredesin Firuze? Çok güzel. Benim de ipucum. İki sahneyi hatırlıyor musun? Sahneyi söylemek istemiyorum. Ağır roman. O güzel. İlk beşe girer ama ilk üçte yok bende. 3. Gerçekten çok etkilendiğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Abi evet. Yani bulamazsınız ama bunu. Ve burada yani Fırat Tanış inanılmaz bir performans sergiliyor ya. Sır Çocukları. Ya bulursun Çocuklarını. belki de. Evet, sokak çocuklarını anlatan bir film. Hatta herkes oynuyor anasını satayım filmde. Gir Google'a bir şok ol yani. Sır çocukları mı? Evet abi. O filmde oynamayan oyuncu yok ya. Öyle söyleyeyim sana. Allah Allah. Oha bu. Sarmaşık da iyidir bu arada. Ya. Bir de Sarmaşık diye bir film var. Ya şeyin adını hatırlayamıyorum. Benim de ilk üçümde Kemal Sunal'ın oynadığı bir film vardı. Bir Sınırdaki mi? Her evet. son filmlerinden işte. Neydi adı onun? Neydi onun adı ya? Ama bakalım oğlu da oynuyordu. Çok iyiydi o ya. Ben onu sinemada izlemiştim. Propaganda, propaganda. Propaganda, propaganda. Ha. Propaganda, babam ve oğlum. Mustafa hakkında her şey. Doğru la. Mustafa hakkında her şey de güzeldi. Ama işte aklıma gelmiyor ki hiç daha önce en sevdiğim 3 filmi düşünmemiştim. Mustafa hakkında her şey çok çok iyi filmdir ya. Aman yarabbisi. Neredesin Sır Firuze? Çocuklarını izleyebilirsen izle bakalım. Beğenecek misin? Sır çocuklarını attım hafızaya şu anda. Yukarı not al bunları. Birisi Sır çocukları, öbürü Kore filmi. Neydi?
Yedinci Yedinci koğuştaki mucize. mucize. Yukarı not aldın mı lan? Alıyorum abi. Çalış biraz abisi. Hadi bakayım. Arkadaşlar, Mustafa hakkında her şeyi izlememiş bir insan varsa chatte, Allah Muhammed aşkına izleyin. İzleyin. Böyle kolpaçino molpaçino YouTube'da izleyen varmış bak. arkadaşlar bir Türk filmi görsünler abi. Bu arada Sır Çocukları YouTube'da varmış. Attılar linki. Vay babam Düşmüş. vay. Hatta HD mi? Aa, uçurtmayı vurmasınlar var ya. Şimdi bak. İlk üçü onu aldım. Ağır romanı çıkartıyorum. Aromanı niye çıkartıyor? O da benim ilk 5'e girer bu arada. O da iyi de şey şimdi uçurtmayı vurmasınlar çok etkilemişti beni. Şimdi Paşam dizi. İlk 3 Türk dizisi. Ezel. Suskunlar. Bu arada Suskunları izlemedin sen galiba. Ezel kafasına yakındır. Yani İzlemedim ben o Suskunları. ağırlıkta. Şöyle düşün abi. Amerika'ya yasattık. Amerika tekrar çekti. Harbi mi diyorsun? Evet. Bayağı Ne da bize oldu benziyor adı? oyuncular. Ne oldu adı peki? Bakayım. Silence mıydı? Bunlar Amerika versiyonu. Bakıyorum. Öyle bir şey. Game of Silence. Game of Thrones, okay. Başka ne olur böyle? Her şey. Kardeş payı. Pardon. İşler güçler mi acaba? İkisini de çok sevmiştim de. Kardeş payı diyebiliriz. Doğru, Avrupa yakası da var lan. Dur Suskunları atayım. Onu da ben öğrendiğim için şey oluyor. Torpilli oluyor. Dizi deyince biraz zor oldu. Evet. Çünkü oturup böyle çok takip ettiğim dizi yok. Ama mesela Avrupa yakasını her yakaladığımda izlemişimdir. Hani sonuna kadar. İşler güçleri de sonuna kadar izledim. Ezel'i ev arkadaşım çok seviyordu o zaman. O açıldığı zaman izleyerek alıştım. Bir de hani tadında gitti. Tadında bitti o Çok dizi. güzel bitti, evet. Uzamadı ya. Güzeldi yani. Abi benim de Ezel'im var. Bir posta Ezel'imiz var. Ezel. Sıcak Saatler. Bilir misin Sıcak Saatleri? Düşünüyorum ne o ya sıcak saatler. Sıcak Saatleri bilir misin? Aa bu çok eski. 97'deymiş. Böyle bir tane daha var. Onu, 7 numara var ya. Dünyanın ilk troll dizisi o ya Türkiye'deki. 7 numara. Hatırlıyor musun? Sıcak Saatler. Hatırlamıyorum 7 numarayı. Ya yani şöyle söyleyeyim. 7 numaranın 4. bölümünde mi ne? Metallica'nın konseri çalıyor. Film dizi müziği olarak. Ve Sonuncusu da çok arada kalıyorum ama Süper Baba diyeceğim ya. Süper Baba doğru. Aslında eskilere gidersek bunların hepsini atarım. 7 numara Baba Evi. Bir de bizimkiler olabilir. Ama onu da annemler seviyordu gerçi. Abi 7 numara izleyin. Bu arada ilk şey ya 7 numara. Türk böyle sitcom komedi her şeye uyuyor. Hatta ben yapımcısı bizim de yapımcımızdı. Beni izlerken gördü. Ben de sette sıkıldım. Sıfırdan 7 numara dönüyorum. Aa dedi ben yaptım onu dedi. Sonra dedim ki burada dedim Metallica'nın konser kaydı çalıyor dedim. O zamanlar telif yoktu yapıştırdık dedi. Yani çok acayip sahneler var Trolle biliyor troll. Ben sana bir soru soracağım abi, bilecek misin? X-Files'ı taklit eden bir dizi vardı Türkiye'de. Mehmet Günsür'ün oynadığı ilk dizi falan olabilir bu arada. Biz gerçekten mi? çocuktuk. Sen kaçlısın? 85. 85. Abi Ben hatırlamıyorum onu. cin kıza uyurken tecavüz falan ediyordu dizide. Korku Allah Allah. dizisi. Abi sır dosyası jenerik yazarsan. Sır dosyası jenerik. Ha bak, müziği Abi. hiç unutmam. Hiç unutmam müziğini. Aa evet. Kuyudu Tipinden belli. cinli kuyudan başlıyordu. Tamam Bak, anladım. verdim yayını müziği. Ne al. Dur yayın açmam lazım. Abi çok bunu izleyip altımıza sıçıyorduk ablamla. Uyuyamıyorduk. Uyuyamıyorduk. Baksana Mehmet Günsür'e baksana Allah aşkına. Çocuk da Leonardo DiCaprio gibi. Baya yakışıklı bir şey ya. Çok inanılmaz yakışıklı bir herifti o zaman. Şimdi yakışıklı da. Bir de çok karizmatik. Peki sen Türkiye'de Çok yakışıklı herifmiş ya. Breaking Bad'in çekildiğini biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Evet çekildi abi. Hatta böyle beyaz bir bitki yetiştiriyor adam. Tamam mı? Beyaz böyle bir bitki yetiştiriyor.
Beyaz Kran filmi neydi adı da galiba dizinin. Onu falan satmaya çalışıyor. Botanikçi mi ne adam. Gerçekten yapıldı ama çok az sürdü. Tutmadı yani. Kimse bilmiyor. Herkes diyor ki inşallah yapılmaz. Yapıldı diyor mu oğlum? Uyarlamasını istemedikleri dizilerden ya. İnanılmaz ya. Abi şunu görmek istiyorlarmış. Onu bir göstereyim ben. YouTube'u capture'layamıyorum maalesef ki. Şöyle capture'layacağım. Kusura bakmayın. Korku dizisi bu. Şaka değil. Ne güzelmiş ya. Keşke şimdi de yapsam. Abi bölümleri var bu arada izleyebilirsin. O zamana göre CGI falan kopuyor yani. Çok iyi. Bir andırıyor X-Files'ın şeylerini kapıya yanaşma. Şunu canım açına da falan baksana ya, çok iyi ya. Evet, çok iyi. Sırrı yanaşıyor X-Files'a bir. Leonardo DiCaprio gibi çocuk ya, baksana çok iyi istiyor. İşte otopsi yapan şey, kadın doktor. Bu zaten 8-9 bölüm falan çekildi. Efsaneydi Fırat. Böyle bir şey olamaz ya. Uyuyamıyorduk buna oğlum. Uyuyamıyorduk. 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 Türk ben dizisi bu. Evet. Öykü ve karakterler yazmışlar. Aynen, senarist yok. Her şeyi yazıyor adam. Vay anam vay. Ailenin reji koordinasyonunu yapmış. Aa, sen bizim Latsper. Paticik'ten Latsper. Vay brom vay. Aa, benim arkadaşlarım da oynadı orada. Burç'la çalışıyorum şimdi ben. Selamını söyleyeyim. Vay babam vay. Abi Vertigo, evet, ESC'de çirkin oyun bir şey durmuyor, ya. gerizekalı. Geçmiş olsun. Minok'ta bir miner. Hoş geldin Minokçu. Evet abi vallahi bu meslek yayınından şey muhabbetine döndü. Ya, meslekle ilgili varsa soru. Varsa arkadaşlar oyunculukla ilgili sorularınız, ama dizi film muhabbeti tabii, bir oyuncuyla konuşmak da her zaman nasip olmuyor. Asmalı Konak çok iyiydi be. Kirven be. Asmalı Konak öf. Peki en iyi korku filmleri abi, 3 tane. Hiç izlemem abi, ben korku filmi hiç sevmiyorum. Hiç mi? Ya Testere'yi sevmiştim. Ha, bir de korku değil ki, ben Testere'de sevmiştim. Korkmuyorum ki ben onlarda. Ben işte öyle ya, jump scare'ı filmde sevmiyorum. Oyunda seviyorum da. Film izlerken sevmiyorum. Ha bir de şey, Exorcism of Emily Rose. Doğru mu söyledim? O ilki onu mi? Onu sevmiştim. Yok, bu daha sonra çıkmış olan bir şey. Bakayım. Abi ama ilkini vaktinde izlediysen. Bakayım hangisi? 2005 işte. 2005'teki. Yok, ben izlemedim onu. Ya buna çok gerilmiştim. Buna tek başıma. O zaman daha İstanbul'a yeni taşınmıştım. Babamlar bana bir ev tuttular. Arkadaşım bir evi var dediler. Tarla başında. Ben de bilmiyorum nasıl bir yer. Gittim. İnanılmaz bir yer. 3 katlı evim var. 150 lira kira veriyorum. Yan tarafımda travesti bir ablamız kalıyor. Adı Star. Star abla. O karşıladı beni falan. Eşyalarımı dedi buraya koyabilirsin falan filan. Öyle bir yerde oturuyorum. Böyle ahşap bir ev ve gıcır diyor. Gece sıkıldım, korku filmine gideyim. Filme gideyim dedim. Bu vardı, Exorcism of Emily Rose. Bunda da kediler basıyor evi. Tam o ara sinemaya kedi girdi. Herkes çığlık atmaya başladı falan korkudan. Eve gittim de uyuyamamıştım, böyle şeyler çatırdıyor falan. Hiç unutmuyorum yani. Çok gelmişti bu filmde. Cin, çok cin muhabbeti geçiyor. Arkadaşlar cin filmi istiyorsanız bir tane İran filmi var. Son zamanlarda çok şey yaptı. Adını şimdi bulacağım. Nasıl bulabilirim ya? Under the Shadow. Under the Shadow. Bu muydu? Evet, baba savaşa gidiyor. Evet. Bu. Bunlardan korkarım işte. Under the Shadow abi. Hakikaten cin filmi istiyorsanız oturun bunu izleyin. Türk nedir? Karın araştırıp bana. Benim IMDb Türkçe göstermiyor. 1,5 saatlik bomba gibi takır takır tukur tukur hayvani bir film.
Hakikaten bir izleyin. Şimdi korku filmi istiyorsanız. Öf diyorum yani size. Bir de Öf. Arapça konuşuyorlar falan. Arapça değil, Farsça konuşuyorlar da bize Arapça gibi geliyor tabi bu. Yani en azından gergin yani. Normal bir şey de konuşsalar gerilecek. Adı yazayım ben. Under the Shadow. Da Gölgenin Türkçesini altında diyor gölgenin altında direkt çevirmişler. Okey. Bütün Kur'an okuyor. Bu yayının bu kadar güzel olacağını düşünmezdim. Bravo. Teşekkürler. Neydi? Ya da neydi? 7 ay olmuş. Teşekkürler. abi. Prodüksiyon menajeri ve sahne amiri lazım mı? Ses mühendisi soran arkadaşı sorularına cevap verebilirim. Ulan neler izliyormuş bizi? Kimler izliyormuş ya? Kimler kimlerle ya? Evet arkadaşlar, dediğimiz filmleri, dizileri izleyin. Fırat'a da çok teşekkür ediyorum. Son konuğumuzdu Ben bugün. teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim katıldığın için, bizleri kırmadığın için. Ne demek? Kapanış konuşması yapıp ben de yavaştan gideyim. Yarın cenazeye gideceğim dediğim gibi. İyi geceler diliyorum Fırat'cığım. İyi geceler abi. Görüşürüz. Görüşürüz Ben de bir abi. oyuna kaçayım. Sen ne oynayacaksın? Tamam. Haraltı. Abi biz hep Haraltı Rainbow oynuyoruz demiştim oynuyoruz. zaten. Niye biz... Kimle oynuyorsun sen? Biz genelde 5v5 falan atıyoruz artık. Öyle bir şey olursa çağır. 5v5 atalım daha keyifli oluyor. Pinkler diyor. Bir şey yok. Hem Abi keyif daha. bizim beşimiz yok işte. Biz öyle 2-3 kişi giriyoruz. Ranked atıyoruz devamlı. Ha, Salyalı bana yazın salyalı. Discord'dan. Ben o anda boşsam gelirim. Yanınıza da getiririm yani iyi oynayan, keyifli oynayan birilerini. Tamam ben Çok var seni oynayan bizde. Tamam. ekleyeyim. Kabul eyle. Tamam abi kabul ediyorum. Tamam. Görüşürüz abi ben kaçtım. İyi Hadi geceler görüşürüz. diliyorum. Kendine iyi bak. Baş baş. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar.